Allah. Allah Allah. Sevgili kardeşlerim, bak Abdullah diyor ki siteye diyor anons yaptığına, gerçi diyor bugünkü ders ne olduğu, fakat diyor ben bu çekim yapan Abdullah, sürprizler oluyor ya yukarıdan inerken, Allah değiştirttiriyor. Değişiklik var mı? Yok. Değişiklik yok. Herhalde bundan sonra sıra Latife-i Rabbaniye haritalı olacak. Haritalı ders. Allah inşallah nasip ederse haftaya Latife-i Rabbaniye haritalı olacak. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Münker, nekir. Kim bu? Abdülkadir abi. Sorusu var mı? Soru soran meleklermiş. O kadar. Başka bilen var mı bir şey? Yani katkısı olan? Okay belki bilir. Münker, mekir. Münker, Manisa'nın M'sinden münker. İsmi meful. Nidenin nesinden nekir, ismi fail. Var mı böyle bir? Oysa onun içindesiniz. Nüker mekir kabirde soru soruyor değil mi? Kabirde soru soracak. Acaba şu anda soruyor mu? Sormaz. Benim gibi çıkıp birisi size soru soruyor. He? Şimdi şeyden başlıyoruz. Risale-i Nur'un ne tuhaf olduğunu inşallah. Allah inşallah muvaffak eder bu dersi yapmaya da. Hakikaten istifade etmeye çok ilginç bir derstir. Risale-i Nur'un bariz bir, böyle imtiyazlı bir özelliği. O başımızda o serüvenler gelecek ya, hepsinin dünyada olduğunu fiilen gösteriyor. Arkadaşlar bu mevzu, Münker Mekir mevzusu, Meyve Risalesi'nde 11. Şualarda 11. şuada Meyve Risalesi. Meyve Risalesi Denizli Hapsi. Lağmınıza affedersiniz. Lağmınıza kovuşunuza lağım suyu bağlanmış. Cam kırık. 38 derecede soğuk. Bakın ustad şu kadar söylüyor. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti diyor. İsyanı o kadar. Ben kıyameti koparırdım da. Şehrin, özür dilerim, lağımı bağlanmış. Yani kovuşun içine, ustad hazretlerinin kovuşuna cam kırık. -38 derecede duvarlar eskideki binalarda kalın. Onun kenarına çıkmış. Siz hayal edin oradasınız. Ne olur bir hayal edin. Roman yazar mısınız? Ne var ne yok kardeşim? Nasılsın? İyi misin? Böyle bir şansınız var mı? Böyle lüksünüz var mı? Roman yazmayacak zaman mı? Orada yazılmış bu konu. O psikolojide, o halde, o halet-i rüyayı anlıyor musunuz? Kim demiş, kime demiş, nerede demiş, ne zaman demiş. Şualar 657. İmanda manevi bir cennet, dalalette manevi bir cehennem, bu dünyada da vardır, yakinen bildim. Yani ilmen bildim demiyor. Mesnevi Nuriye 103. İman habbesinde, habbe çekirdeğinde cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Aynel yakin.
Uzaktan bakıyorsunuz, duman çıkıyor dağdan, dağın aralarından. İlmel yakin, ateş var. İlmen. Gözünle ateşi görüyorsun. Aynel yakin. Ateşi, ateş elini sokuyorsun. Hakkal yakin. İman habbesinde cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaca tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi. Niçin bunu söylüyoruz? Cennet ve cehennem burada var. Ahiretteki cennet, cehennem hakikattır. Burada suretleridir. Manaları vardır. Çekirdekte ağacın tümü vardır. İnsan kainatın çekirdeğidir. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kainattaki kastım şu. Şu falan dünya semasından bahsetmiyorum. Allah'ın dışında yaratılan kabu kavsen, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mahve, ispat. Şuradaki görüyor musunuz harita orada? Alem-i şehadet hepsinin adıdır. Şecer-i hilkat. İnsan hepsinin çekirdeğidir. İnsan cennetin de çekirdeğidir. Cebrail'in de çekirdeğidir. Arş-ı azamın da çekirdeğidir. Kürsün de çekirdeğidir. O zaman cennetin hakikatları bizde var. Münker mekir de bizde var. Bakalım bu dünyada münker mekir nedir? Şimdi bunu bana, bu konunun ortaya çıkmasına, çünkü garip bir mevzu, böyle bir mevzu olmaz. Ben böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Kimsenin de böyle bir ders yaptığını zannetmiyorum. Olayı anlatayım. Nasıl bu şeye sevk edildim? Malum bir akrabamızdan birisinin cenazesi vardı. Gitmiştim. Amin. Sizin geçmişinize de rahmet olsun, etsin. Onu mezara ben indirdim. Etkilendim yani. Yakının olunca biraz fazla etkileniyor. Fazla etkilendim. Şöyle mezara indirdiğim zaman toprağa bakınca o zatın toprakta o mezarın içinde simasını gördüm veya bana öyle geldi. Meczupluğuma ver. Böyle durdum. Dedi ki ben fetretten kazandım. O akşam Allah Allah fetretten kazandım. Akşam yatağa girdim, pijama yattım. Dağdayım. Dağda kulübedeyim. Abdülkadir abi. Kulübedeyim. Aletimi söylüyorum bu mevzunun çıkmasına. Uzandım ama şöyle o zatı düşünüyorum. Yani ben fetretten kazandım. Derken pat ustadın suleti. O geldi. Bir anda. Böyle. Ama gözüm şey kapalı, oda aydınlık. Ama gözüm kapalı olup da oda nasıl aydınlık olur diye herhalde gözüm açık mı acaba? Bende kafada bir şey mi oldu? Ölü mü beni etkiledi diye elimi gözüme götürdüm. Baktım ikisi de kapalı. İkisi de kapalı. Oluyor ya bazen gözlük gözümde oldu, kafamda olduğu halde gözlük aradım. Acaba bu oda, ama açmak istemiyorum. Oda acayip bir nur ve ustadın şeyi. Münker mekir, münker nekir. Allah Allah. Münker nekir. O anda böyle bir mana, hemen fırladım geçtim şeye, masama. Bu münker mekiri hemen şey yaptım. O neredeydi? Neredeydi ya? Bunu ön bir anda şapalamıyorsun ya münker. Allah Allah, hemen girdim. Münker mekir, ama o psikolojinin içindeyim. Bir baktım münker mekirden bahsediyor şu aralarda. Diyor ki ben diyor kabre girdim diyor, böyle bir şey oldu. Sonra soru sordum. O psikoloji içindeyim. Ustada soru sordum. Soruları burada gelecek. Orada. Bu sana ait bir hal mi dedim. Ustada bir tanesi şu. Bana ait hal olsaydı ben buraya yazmazdım. Yani Risale-i Nur'un mevzusu olan bir şey. Dolayısıyla bu asrın insanların ciddi herhalde. Ben de etkilenmiştim. Şimdi demek ki cennet ve cehennem
imanın içinde cennetin, küfrün içinde cehennemin olduğunu çok derslerde gördük. Onun için bunu koydum. İmanın manevi bir, imanda manevi bir cennet, dalalette manevi bir cehennem bu dünyada vardır, yakinen bildim. Bir de burada gösterdim. İman, iman habbesinde cenneti mevcut olduğunu. Hads. Hads ne demek? Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan. İzan. İltizam, itikat. O mertebede, şimdi buradan başlıyoruz. Niçin bunu gösterdiğimi de söylüyorum. İmanın içinde cennet olursa, küfrün içinde cehennem olursa, insanın içinde hadi hadi münker mekir var. Çünkü daha cami, iman ve cennet ve cehennem. Şimdi münker mekir nerede, ona bakalım. Dedi ki halanın bir tanesi Lazca bizim köyde. Oğlum ne yapacağız? Ne diyeceğiz orada? Aynı dedi böyle. Ben şöyle dedim. Ne yapıyorsan onu yapacaksın. Ne diyorsan onu diyeceksin. Tabii devam ediyorum. Cennet cehennem dünyada varsa münker ve nekir de dünyada vardır. Haşir de vardır. Berzah da vardır. Sırat da hesap da vardır burada. Hani hesabı söylemiştim, haşir meydanının simgesel olarak bu dünyadaki karşılığı vicdandır. Haramlar, haramları hayır diyorsak, nefsi ki buna menfi ibadet. Ustad, hastalıklara, musibetlere, haramları işlememeye, direnmeye menfi ibadet diyor. Hatırladınız mı? Bir müsbet ibadet var, bir menfi ibadet var. Bir de menfi ibadet, olumsuzluklar, hastalıklar, la ilaheler. La ilahe, putlaş, insanların putlaştırdıkları biz la ilahe. Yok, ilahım değil. Çünkü benim ilahım var, illallahım var. Nekir de illallah. La ilahe, münker. Bakayım ilahlarımız kim? İlah nedir? Putlaştırdıklarımız, yolunda gittiklerimiz, olmasa olmazlarımız, ilahlaştırıyoruz. Bunlar münkerimiz. Beraber gidiyorum. Nekir de illallah, illallahlar. Yani reddedip onayladıklarımız, reddettiklerimiz, la ilahe. Onayladıklarımız illallah. La ilahe illallah. Birincisi münker, diğeri nekir. Reddettiklerimiz ve kabul ettiklerimiz. Allah bizimle konuşuyor. Hastalıkla, musibetle, depremle, zenginlikle, hastalıkla, zenginlikle, servetle, sihatla. Bunlar sana yapılan her bir muamele Allah'ın konuşmasıdır. Senin ona karşı eylem ve itikat itibariyle verdiğin cevaplar senin cevapların oluyor. Şöyle diyeyim. Diyor ki işte şeytanın desiselerine müptela olan bir çare insan. Şu an Lemalar 89'dan okuyorum. İşte ey şeytanın desiselerine müptela olan insan, bir çare insan. Hayat-ı diniyeyi, bir. Hayat-ı şahsiyeyi, iki. Hayat-ı içtimaiyenin selametini dilerseniz. Hayat-ı diniyenizi, şahsi içsel aleminizi, ailevi iş ve içtimai hayatın selametini isterseniz. İstiyor muyuz? İstiyoruz. Dolayısıyla bu neyin üzerine kurulur? Sihat-ı fikir, İstikameti nazar, selameti kalple olur. Bir daha söylüyorum. Selameti fikir, istikameti nazar ve selameti kalp olur. Sihati fikir, özür dilerim. Selameti fikir değil. Sihati fikir, istikameti nazar,
selameti kalp, isterseniz muhkematı Kur'aniyenin mizanlarıyla, muhkematı Kur'aniyenin, Kur'an'ın açık emirleriyle ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Kur'an'ı ve sünneti daima rehber yap. Euzubillahimineşşeytanirracim'de Cenab-ı Hakk'a irticada bulun. Bir de okuyorum. Muhkematı Kur'aniyenin mizanları ile ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Kur'an'ı ve sünneti daima rehber yap. Bunlar muhkematı Kur'aniyenin mizanları. Münker, sünnet-i seniyenin terazileriyle de nekirlerimiz. Yani bunu ölçü yaparsak cevabımız zaten budur. Ki kabirde soru sorduğu zaman münker mekir, verilen cevaba şu cevap veriliyor: sen zaten böyle diyeceğini ben biliyordum. Biliyorsunuz kural şudur. İki tane kiramen katibi var. Omuzumuzda değil mi? Omuzumuzda iki tane kiramen katibi var. Azrail aleyhisselam, daha önce konuşmuştuk. Kimdi bu? Saydam, hiçbir belirlenişi olmayan, hiçbir vasıf ve sıfatla sıfatlanmamış, benim ruhumun tam karşılığı olan bir ayna. Orada benim amellerim ve itikatlarım yansıyor ve hulasa oluyor. O benim Azrail aleyhisselamım oluyor. Bu benim Azrail'im. Azrail aleyhisselam, saydam, belirlenmemiş bir ayna, itikat ve amellerimizin hulasalandığı ve cem olduğu hulasa-i camiaya benim Azrail'im. O şekilde bana gelecek. İtikat ve amelime göre gelecek. O benim Azrail. Nasıl gelecek merak etmenize gerek yok. Nasıl yaşıyorsan, nerelere inanıyorsan o şekilde gelecek. Bu seni Azrail aldı. Peki kiramen katipleri, yazıcılar dosyayı ne yapıyor? Münker ve nekire devrediyor. O zaman yazılanların ta kendisi. Münker mekir zaten burada. Sana yapılan muamelelere, hastalığa İsyan mı ettin, sabır mı ettin? Zenginliği Allah'ın dediği gibi mi kullandın, yoksa isyanda mı kullandın? Bunlar bizim cevap. Yani ne diyeceğiz? Diyoruz ya zaten. Ne yapacağız kabirde? Yapıyoruz ya zaten. Yaptığımızın devamı. Ahiret, kabir bu dünyanın uzantısı ve bitişi değildir. Bir daha söylüyorum. Bu çok önemlidir. Ahiret, kabir, haşir, sırat, cennet, cehennem bu dünyanın bitişik bir arsa değil, bitişik mahallesi değil, inkılabıdır. Yani bir bardak buzun içindeki su gibidir. Buzun içerisinde su neresindeyse şu alem-i şehadetin orasındadır berza. Suyun içerisinde H2O ve enerji neresindeyse orasındadır sırat ve berza. İnkılaptır. Tuhaf. Birisi münker mekirden bahsediyorum. Birisi tartı, diğeri rehberim. Birisi ilahın, diğeri Rabbin. Birisi mülk, diğerisi melekût. Birisi ameller, haramlarım ve farzlarım, diğeri itikadım ve imanım. Münker mekir. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse lezzetleriyle bir cennet hususiye şekline girebilir. Cennetin bu noktadan gizli haber verir. Küfrün ve bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidatın öyle karanlıklı ve dehşetli alemleri ve manevi azapları var. Eğer tecessüm etse o mürtet adama bir hususi cehennem olur. O büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Şualar 231. Yani buhran, bunalım, depresyon, panik, çöküntü, olaylara, yani Allah'ın nimetlerine ters cevap vermek.
insanın aleminde cehennemi oluşturuyor. Münker, inkardan ismi meful olduğu gibi nekir dahi menkür manasına ismi faildir. Her ikisi de tanınmayan, bilinmeyen manasınadır. İsmi meful, mektup, mazlum, mağdur manası gibi. İsmi fail, hadim, katip gibi. Şimdi devam ediyorum. İşte izahlara giriyoruz. İşte dünya sana sorulan sorulara cevap zemini ve cevapların sana verilen nimetlere, sıhhatlara, şehvete, akla, belalara, hastalıklara, sıhhatlarına, servetlere. Bunların hepsi sana tevcih edilen suallerdir. Sana tevcih edilen sorulardır. Cevaplanmanı istiyorlar. Senin bunları yorumlaman, aleminde niyet, dua, kabul gibi halet-i ruhiyelerin onlara verdiğin cevaplarındır. Dua, niyet, kabul gibi halet-i ruhiyelerinle onu nasıl karşılıyorsun? O senin cevaplarındır. Sürpriz beklemeyin kabirde. Müsbet manada sürpriz vardır. Yani nasıl yaşarsanız ölü ölürsünüz. Nasıl ölürseniz ölü haşedilirsiniz. Bu dipedüz aynı. Sürpriz şu olacaktır, göreceksiniz. Sürprizi de göreceksiniz. Yaşantımızın farklı bir muamele görmeyeceğiz. An şartla. Onu da okuyacağım. Sürprizlik orada var. Kafir hiç sürpriz beklemesin. Fasık hiç sürpriz beklemesin. Yani mürtet hiç sürpriz beklemesin. Aynı böyle görecek. Sizde sürprizlik var. Yaşadığınız gibi göreceksiniz. Artı bir sürpriz sizi bekliyor. İnan. Hem de delilim var, hem de kesin. Ha, bir şey söyleyeyim size bu arada. Reddedebilirsiniz. Çünkü dini değil. Delilim de daha kesin yok. Gene o psikolojiyle bir rüya gördüm. O gece gene. Allah hepinizin rüyasını hayır etsin. Ama bizimle alakadar olduğu için söyleyeceğim. Ha, böyle bir şey olsun diye değil. Gene o akşam bunu yazdım. Öyle şeyleri topladım gece yarısı. O akşam gene yattı. Gene onun devamı demek ki. Bir sohbetteyim. Ciddi insanlar var. Bana bir tanesi dedi ki, kardeş, Kur'an'ın kaç suresi var? Efendim dedim, 114 sure var. Sen en çok hangi sureyi seviyorsun? Hemen benim namıma daha cevap vermeden orada bir tanesi dedi ki, bu Rahman suresini çok sever. Dedi. Dedi ki, o sonra, Rahman suresi ne demektir dedi. O cevap veriyor. Reddedebilirsiniz. Dini değildir. Rüyada din değildir. Ama şey de olabilir. İz de olabilir. Tereşüt de olabilir. Hoşunuza giderse kabul edersiniz. Yoksa gönderin bana. Bir daha söylüyorum. Dedi ki Rahman suresi ne demek dedi. O cevap veriyor. Diyor ki Allah iki yerde Rahman suresini okuyacak. Haşir'de ve cennette. Rahman suresi mutlak ve muhit bir hakikattır. Allah onu vücud-ı hariciye vermiş. Yani bizim anlayacağımız tarzda donmuş. Rahman suresi çekirdektir. Ağaç olsa ortaya çıkacak zemin cennettir. Allah cennette fiilen konuşacak. Fiilen Rahman'ı okuyacak. Rahman'ı. Dedi. Ben de çok hoşuma gitti. O zaman hepinizi soruyorum. En çok ilginizi çeken Kur'an'da hangi suredir? Siz kendi aleminizde çözün. Düşünüyorsanız o zaman ilginizi çeken bir sure yoktur. Düşünmeden söyleyeceksin. Bir daha söylüyorum. En çok ilgini çeken hangi suredir? Tak koydun kafana. Bu akşam inşallah onun hakikatini böyle görürüz. Rahman suresi çekirdektir, ağacı cennettir. Allah ağaçla konuştuğu gibi Rahman çekirdeğini dondurarak yani açarak, bina yaparak, ağaç yaparak cenneti oluşur. Cennetin vücud haricisi Rahman suresidir dedi. Dini değildir. Şeyim de yok. Ama böyle bir şey.
İşinize yararsa koyarsınız kenarınıza. Birisi içsel ki muhkematı Kur'an'ın mizanları. Diğeri ise amal ve muyul ve ameli fiillerin cevapları ki sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Cevaplarım şu: Kur'an ve sünnet-i seniyelerime uydup uymadığımdır. İşte senin cevapların suallerinde bu. Sana yapılan muameleler, kabirde sana sorulan suallerin kendisidir. Bu dünyada sana yapılan muameleler, kabirde sana sorulacak soruların kendisidir. 24. mektupta delil de var. Diyor ki, nasıl bu nimete vasıl oldun, mazhar oldun? Nerede kullandın? Hiçlikte kalmadın, taş olmadın, toprak olmadın, ağaç olmadın, hayvan olmadın, insan oldun, mümin oldun, bir de nurcu oldun, ha, bir de bu derse geliyorsun. Buraya hakikaten orijinalliktir. İstisna söylüyorum, bu dersler fabrika ayarlarına geri döndüren bir derslerdir. Orijinal onu demek, yani nurculuk orijinalliktir, fabrika ayarlarına geri dönmektir. Adem Safiullah'tır. Anakatem Nünker Mekir de dönmektir. İşte bu dünyada yapılan bize muameleler sorunu kendisidir. Biz buna karşı muhkemat-ı Kur'aniye'nin mizanları, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratımızı Kur'an ve sünnete göre yorumluyorsak cevabımız budur. Yorumlamıyorsak da o da cevabımız odur. Hiç endişe etme. Aynen bu ahiret bu dünyanın uzantısı değildir. Bitişik mahallesi değildir. İnkılabıdır. Buzun suya dönüşmesi gibidir. Onun için ölümden korkmayın. Ben Rabbuke ve Madinuke ve Ma Kitabuke diye sorulacak ya. Evet. Orada yani Rabbini tarif et manası. Nasıl tanıyorsun? Evet. Peygamberi nasıl tanıyorsun? Men Rabbuke, Rabbin kimdir? Rabbin kimdir? Allah derken orada bir şey var. Yani Rabb inandığın Allah'ı tarif et. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Evet. Peygamberini tarif et. Bazı diyecek ki biz birileri anlatmıştı. Ben onların anlattığı gibi biliyorum cevap verecek olan var. Bir de ya da bu tahşidatlarla orada meleğin karşısında Rabbini ve peygamberini ve kitabını tarif edeceksin. Bu buradaki tahşidatların da ilminle. Buradaki tahşidat. Mesela burada ders dinlemişiz haritalı. Nur-u Muhammed'i dinleyen var değil mi hepiniz? Allah'a yemin ederim ki yeminim böyle. Peygamberin kimdir? Ve ma nebiyike. Ve ma nebiyike, yani peygamberin kim derken peygamberi tanıt. Tanıt. Nasıl tanıyorsun? Ha, bu derste Nur-u Muhammedi ile söyleyeceksin sen. Bu tahşidat deyince hocam onu demek istiyor. Tahşidat. O gördün ya. Hani demiştim hatırlar mısınız? Evet anlamayacağınızı biliyorum ama görün. Çünkü ruh bunun fotoğrafını alıyor. Ve size sorulduğu zaman ders önünüze gelecek. Canlı ve ruhlu bu ortam. Aynı şu duvardakini gibi melek soracak sana. Peygamberini tarif et. Nur-u Muhammedi, Arş-ı Azam, o bu açılımın hakikati ve kaynağı çekirdeği. Duyduğunuz, okuduğumuz, dinlediğimiz, yaptıklarımız bizim cevaplarımızdır. Allah Allah. Yani peygamberin mahiyetini soruyorlar. Yoksa peygamberin kimdir Hazreti Muhammed Mustafa dersin. Bunu herkes bilir. Nüfus kağıdından bahsetmiyorlar yani. İçini doldur. Mahiyetini soruyorlar. Mahiyetini. İmanın derecesini belirliyor. İşte senin cevapların, suallerin bu. Bunların bir nusası kiramen katipleri münker ve nekir sual meleklerine veriyor. Onlar da o listedekini soruyor. Sonunda Münker Mekir şöyle diyor. Senin böyle diyeceğini biliyorduk diye cevap verilecek sana. Hiç dünyada muhkemat-ı Kur'aniye ve sünnet-i seniye ile cevabın yazılmamış, kiramen katipleri kaydetmemişse oradaki cevabın buradaki cinsinden olacak. Kabirde münker nekir cevaplarının bedeli olduğu gibi münker ve nekire verilen cevapların, ben soru sordum o gece, münker ve nekire
vereceğimiz veremeyeceğimiz cevapların bedeli var mı orada? Var. Sordum ben. Ya halet işte o. İşte bir halet deyin ne derseniz. Ustadıma dedim ki o anda haletimi. Ya Rab riya olarak şey yapma. Yani münker mekir burada varsa, orada münker mekirin doğru cevaplayamadınsa bedeli vardır. Azap var. Burada münker mekir varsa burada cevap ve mükafatı var mıdır? Dünyada da hayatın acımasız bedelidir cevabı. Eğer başımıza gelen nimet ve nikmetler, sıhhat ve hastalıklar, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratımızı değerlendiremesek hayatın acımasız cevabı vardır. Buhran ve bunalım. İntihara kadar gidiyor. Bak ne kadar ilah edinmiş. Haşa Allah yoksa senin aleminde yaşamak mümkün değil. Kadını erkeği, erkekse kadını, kadınsa erkeği ilah edinmiş ki onu kaçırınca hayat yoktur. İlah olduğu için intihar ediyor. İlahlaştırdığından dolayı oluyor. İlahım budur demek istiyor intiharla. Çünkü niye? O yoksa hayat yoktur. Her şeyi yok eden bir şey. İlahtır o da. İşte demek ki hayatın acımasız cevapları, hayatta boşluk yoktur, hayatın da tekrarı yoktur. Hayatın içerisinde cevaplarını verip vermediğini sen de anlarsın. Eğer hayatın acımasız cevabıyla karşılaşıyorsan, cevabın yanlış. Yorumlaman yanlış. Onu yorumlaman yanlış. Çünkü bedeli çok ağır. Ama ba'del harabı basra. Bana bir şey olmaz zannetmek en büyük bedel ödemenin habercisidir. Şimdi devam ediyorum. Kendisini tehlikesiz zannetmek en büyük tehlikedir. İnsanları suçlulukla itham edip kendi suçunu yok edenler. Bunu nereye kadar saklanacaksın? Başkasının suçu senin kusurunun affına vesile mi oluyor? Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Bir de okuyorum. Şualar 259. Melaikeler iman meyvesinin bir cüzü münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Hayalen girdim. Peki mezarına girdi. Münker mekir kabirdedir. Öyle değil mi? Peki burada münker mekir varsa kabrimiz neresi? Dünyada kabir var mı? Evet kabri söylüyor üstad. Girdim. Kabri sayıyorum. Yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferit, bir tecrid-i mutlak içinde tevahuş ve meyusiyetten tedavuş ederken kabir budur. Bak, yalnız mısın? Yalnızlıktan kastım otobüste, metroda berabersiniz. Ailede berabersiniz. Hanımla berabersin. Temas değil o. Yalnız, kimsesiz, sıkıntın olunca kimi çağırıyorsun? O senin kimindir? O yoksa senin kimsesizsin. 3. Karanlık. Karanlık burada. Dün tam karanlık okurken derste ışık söndü. Allah söndürdü. Ve bir anda biraz sonra geldi. Karanlık deyince dersi de yayında girdi. Nevi Beşir'in en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır dersi. Aynı bu isimde ders yayında. Karanlık okuduğumuz zaman Cenab-ı Hak bir ikram onayladı sanki fiilen. Evet, kabirden bahsediyorum dünyada. Kabir 7 sıfattır. Bunun içine giren kabirin içindedir. Ha, kabirin içine hepimiz varız. Ama nurlu mudur? Dar mıdır? Soğuk mudur? Karanlık mıdır? Bakayım. Yalnız mısın? Kimsesiz misin? Karanlık, soğuk, dar, haps-i münferit, aleminde teksin. Herkese suizan ettin, yalnızlaştın. Onu bunu beğenmedin, yalnızlaştın. Haps-i münferittesin. Suizan seni haps-i münferit etti.
mükemmelliyetçilik, ona buna kusur taktın, itildin yalnızlığa. Yalnız, hapsi münferit. Tecrid-i mutlak, artık hakikatlardan tecrid. Buna Ustad Zecir diyor. Risale-i Nur'a geri tanıdığı halde, bu nimeti bildiği halde, şefkat tokatı yer, uyarılır. Bir daha yer, uyarılır. Bir daha yer, uyarılır. Bir daha uyarılmaz. Artık sen Risale-i Nur'dan zevk alamaz hale gelirsin. Kitabın eline alamazsın. Buna bir kısım zicirle alakalıdır. Şöyle bir misal vereyim. İslam hukukundadır, hocam bilir. Yanlışım varsa düzeltsin. Bir, ben seni aldattım. Suç benimdir. Bir daha aldattım. Suç benimdir. Üçüncü kez bir daha aldatırsam suç senindir. Hırsızlık nasıl suçsa, çaldırtmak da suçtur. İnsanlar mağlup olmasına vesile olacak, zemine koyuyorsun paranı, malını, mülkünü. Bir aldattım, suç benimdir. Bir daha aldattım, suç benimdir. Bir daha aldattım, suç senindir. Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Hukuk onu ikiye çıkardı. Bir aldattım, bende suç. Bir daha aldattım, suç bende. Bir daha aldattım, okey sende suç. Ahmaksın demek. Bu televizyon bir aldattı, bir daha aldattı, bir daha aldattı. İnternet bir daha aldattı, bir aldattı, bir aldattı. Ahmak biziz. İlk defa ömründe internete girersen bir rastladığım şeye, suç onundur. Bir daha, bir daha, bir daha, üçüncü kez senindir. Tecrid-i mutlak içindeki tevahuş ve meyusiyetten tedavuş ederken, bu bizim kabrimizdir. İstersen yalnızlık Gülgülistan olur. Şu anda yalnız değilsin. Çünkü beraberiz. Allah'ın beraber. Şu anda Allah'ın sevdiği işi yapıyorsun. Müjde olsun hepinize, hepimize. Allah en çok sevdiğini hiç sevmediğinize verme, hiç sevmediğine vermez. O da imandır. Hadis-i Kudsi'de diyor ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Şu anda yaptığınız iş Allah'ın sevdiği, onayladığı iştir. Allah sizi seviyor. Hadis-i Kudsi'de öyle diyor. Allah'ın sevdiği bir ortamda Allah'ın sevmediği bir insan olmaz. Orada olur, münafıkane olur. Ve dayanamaz. Evet, hamdolsun ya Rabbi. Sakın ümitsizlik yoktur. Şeytanın özelliğidir ümitsizlik. Mezarıma hayalen girdim cümlesi. Mezarıma hayalen girdim. Soru soracağım ustada. Öyle yok ustattık. Bedava ustattık yok. Cevap verecek bize. Soru sordum. Kabirde ne sorulacaksa şimdi o sorulmuyor mu? Dünyada da soruluyor. Burada fiilen cevap. Kabirde dünyadaki fiilin sözlü yazılısı olacaktır. Dünyada yazılıdır imtihan, kabirde ise sözlü, kara tahtaya çıkmaktır. Sana verilmiş, sorulmamış, bak sana verilmemiş, sorulmamış şeyi sana sorulmayacak. Buradaki cevabın fiilen, hani diyor ya, okuyorum, bugün amel var, hesap yok. Hazreti Ali'nin sözünü okuyorum. Bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yoktur. İmam Ali radıyallahu anh. Bir daha okuyayım mı? Bak şimdi. Bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yoktur. Aynı. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Burada soruların fiilen cevaplama. Fiilen cevaplama. Fiili, yazılı. Kabirde ise soruları lisanen, sözlü cevaplama. Her verilen nimete suale tabidir. 24. mektup. Nimet sana soru sormaktır. Çünkü kabirde dünyadakilerin sözlü hatırlatıp sorulacak. Dünyadaki fiillerin neticesi sözlü soruya dönüşüyorsa, o nimete karşı cevabın fiilen cevabını yaşayarak gösteriyorsun demektir. Kabirde ebed aleminin ilk kapısı, itikatların ve amellerin fiilli tezahürlerinin ilk münasebetimiz. Niçin ustadımız herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim?
Buna ne ihtiyaç duymuşsun ey üstad? Niçin girdin sen? Komşuna lağım bağlanmış, camlar kırık, kalın duvarda oturuyorsun, -38 derecede hikaye mi bize anlatıyorsun? Hayalen girdim, niye ihtiyaç duyuyorsun? Niye girdin? Girdinse sana mı mahsus bir halet-i rüye? Bana niye intikal ettirdin buraya? Soruyu sordum yani, sormayayım. Buna ihtiyaç duymuş, hadi kendine has olmuş olsaydı bize nakletmezdi. Niye nakletti? Sordum ustadım, sana as mı? Hayır, bana as olsaydı Risale-i Nur külliyatına konmazdı. Benimle münazaraya başladılar. Bu dünyada bunun karşılığı ne olabilir? Bunlar, ustad diyor ya Münker Mekir, benimle münazaraya başladılar. Karşılaştığımız günahlar, olumsuzluklar, hastalıklar, müsibetlere karşı yorumum, duruşum ve olayları yorumlayışım. Benimle münazaraya başladılar o demek. Bakayım ne yapacaksın Hasan? Kanseri nasıl yorumlayacaksın? Şu Allah'ın nimeti nasıl yorumlayacaksın? Şu hastalığı, yokluğu, çocuğunu aldım. Çocuğunu aldım. Bakayım ne diyeceksin? Bir çocuk da verdim. Bakayım ne diyeceksin? Aldım servetini. Ne diyeceksin? Küfredecek misin? Sana verdim serveti. Bakayım ne diyeceksin? Ya. Ve itikatlarımızın. Evet. Ve niyetlerin, amellerim, arzularım, yani enfusu duruşum, fiilen cevaplarım, münkerim. Onun içsel alemdeki niyetim, duam, kabul ve reddetmem, halet-i rüyem de nekirlerim. Biri fiilen cevabım, biri enfuste cevabım. Bunlar insanın kalbini ve kabrini genişletiyorlar. Ustad diyor ki, birden münker ve nekir taifesinin iki mübarek arkadaş geldiler. Melek de demiyor. Dikkat ettiniz mi? Arkadaş, arkadaş. İki mübarek arkadaş. Hatırlar mısınız bu kürsüde? Dehri Hoca'nın Münker Mekir'e ne demişti? Kardeşim demişti değil mi? Hatırlıyor musunuz o rüyada? O da bir rüyaydı. Rüya gibi bir şeydi işte. Münker Mekir hesap sorarken soruyu sormuş. Ben sonuna denk geldim. Şöyle bir nurani bir koltukta oturuyor. Ben de çaprazlamada böyle bakıyorum. Ben zannediyorum ki beni görmüyor. Meğer oradakiler her tarafıyla görüyorlarmış. Sonra öğrendim. Bu dünyadaki kafayla görüyorum ya. Soruyu sorduklarında ben en sona geldim. Münker Mekir karşıda. Dediler ki, ey Yusuf okumuş, namı diğerle Dehri Hoca. Sana iki tane özel soru soracağız. Oraya denk geldim ben. Sorun kardeşim dedi. Kardeşim diyor. Sen dünyada ne iş yapardın? Allah'a mı anlatırdım? Allah'a da demiyor. Ondan sonra peki sen böyle diyeceğini biz zaten biliyorduk. İkinci soru. Sorayım. Sor kardeşim diyor. Kardeşim diyor. Avustat arkadaş diyor. Bu ders de ilgimi çekti ha yani. Ben oraya kaç ay önce söyledim değil mi öncesi? Hatırlarsınız. İkinci soru çok tuhaf. Sen dünyada Allah'ın cehenneminden korkan, Allah'ın cennetini uman bir kul muydun? Benim alemimde ne cehennem ne de cennet vardı. Benim cehennemim onu kaybetmektir. Benim cennetim cennetin sahibi olanı bulmaktır. Benim için biraz mübalağaydı o zaman. Meğer 25. sözde gördük. Cennetten üstündür beka. Cennetten üstündür cennette beka. Bekadan üstündür rüyetullah. Rüyetullah'tan üstündür rıza ilahi. Değil mi? Orada gördük sonra. Bir sürü mailler geldi o dersten sonra falan. Hakikaten onayladı. Şimdi Münker Mekir iki tane arkadaş çıka geldiler. Benimle hesap sormuyor bak. Münazaraya başladılar. O ki kabirde olmuşsa kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler, alem erva pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Ne diyor ya? Arkadaşlar, iki tane münker mekir diye hesap sormuyor.
sohbet etmeye gelmiş. Benimle münazaraya, nizaya, soru sorup cevaplamaya başladılar. Sonra kalbim ve kabrim genişlendi, nurlandı, hareretlendi ve alemi ervaha pencereler açıldı diyor. Okuyoruz. Kabrim ise içine koyduğum bedenim. Haydar. Kabir buymuş. Kabir kuyuymuş. Yusuf kuyuya atılmış. Ben ne yapacağım Yusuf'u? Kenan'ın kuyusuna mı gideceğim ben ki? Kur'an'da takdim ediliyor. Yusuf ruhtur. Kuyu bedendir. Kuyu kabirdir. Bu kabir karanlık, kimsesiz, yalnız mı? Ruh yalnız mı? Soğuk. Dışarıdaki soğuğu bırakın ya. Klima yeter ona. Dar. Hapsi münferit. Tecrit mutlak. Bu kardeş, bu kabir buymuş. Küçük dünyam benim kabirmiş. Kabrim ise içine koyduğum bedenim, ruhumu yorumlatan dünyammış benim, dünyam. İçine koyduğum ruhumu, bedenimi ve o bedenimle kurduğum, ruhumla kurduğum küçük dünyam, kabir. Çünkü kalbini genişletmiş. Dünyadaki benim dünyam, içine oturduğum, yaşadığım dünyan senin kabrindir. Şu bedenini koyduğun dünya. Nekir münker de farzların ve haramların, yani müsbet ve diğeri de menfi ibadetlerin. Mesela içki içmek haramdır. Ne içmiyorsunuz? Haramdır. O zaman her saniyeniz farz yapıyorsunuz. İçmemekle sevap kazanıyorsunuz. İçmek haramsa içmemek farzdır. Farz yapıyoruz. Hiç içmemekle sevap kazanıyorsunuz. Zannediyor musunuz böyle? Adam yapıyor, günah işliyor. Ben yapmıyorum. Niçin yapmıyorsun? Haramdır diye. Otomatik olarak sevap kazanıyorsun. An ve an, saniye. Hatta tuvalete gittiğin bile ibadet oluyor. Yeter ki namaz kıl. Her şey, yani haram olmayan her şeyin ibadete geçiyor. Nefaya ruçhanet kesbetmiş. Evet, harama bakmamakla sevap kazanıyorsun. Bak. Aferin lan. Evet, 149 Kastamonu. Bir haramı terk etmek vacip sevabı var. Evet, bir haramı terk etmek vacip. Bak, yapmamakla yapıyorsun. Haramı yapmamakla bir şey yapıyorsun. Bak, tak. Aferin bak. Bak bir kamer, güzel bir niyetle. Bak. İbadet hükmüne. Geçiyor. Hatta yanlış bir şey bile yapsan, değil mi? Niyetle değiştiriyor. Güzel bir niyetle adetin ibadetine kalp. Bak kalbe diyor. Görüyor musun? Bak nasıl çözülüyor elhamdülillah. Hadi bakalım maşallah. Şu daha da üstün değil mi abi? Def işe celbi hayra müreccahtır. Evet. Hatta farzdan önce geliyor haramı terk etmek. İlk önce haram. Onun için farzları yaptıktan sonra arkadaşlar sebap kazanmaya değil günahı terk etmeye gayret edeceğiz. Bir şerri terk etmek hayrı işlemekten daha üstün. Üstündür. Daha kıymetli oluyor. Faydaların ve haramların. Yani biri müsbet, diğeri de menfi ibadet. Birisi mülk, birisi melekütü şahsiyetim. Birisi İslam'ım, diğeri itikadım. Farzları kabul, haramları red ve inkar edişim. Biri haramlardan kaçışım, uzak duruşum. Nefse hayır deyişlerimiz. Diğeri farzlara karşı duruşum, karşılamam ve uygulamalarım. Ruha evet dediklerimiz. Biri müsbet, diğeri menfi ibadetlerimiz. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Hayır, evet. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim. Ne demek? Bu dünyada herkes muhakkak girecek. Giren, alem-i şehadete gelenlerin hepsi. Kendini medresede zannedip, altında diyor ki, şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde münker ve nekirin, men rabbuke, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip
nahiv ilmiyle cevap vererek men mübtedadır. Rabbuki onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri, dikkat edin, yani talebe vefat ediyor, o da alet ilimleriyle uğraşırken, alet bu ilimler değil, alet, arabayı tamir etmek için kullanılan alet malzemeleri gibi. Bak, talebe vefat ediyor, hiç anlamıyor. Öldüğünü bilmiyor ve öğretmeni, hocası soruyormuş gibi diyor ki, men rabbuke, seni Rabbin kimdir diye sualine karşı kendini medresede zannedip nahib ilmiyle cevap vererek men mübtedadır, Rabbuki onun haberidir, müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri, kim? Soru soran melaikeleri. İki, hem hazır ruhları. Üç, hem o vakıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. Dört, ve rahmet ilahi tebessüme getirdi. Soru soruyorum. Ustadım, bu keşfel kubur sensin. Rahmet ilahi tebessüme getirdiğini nereden biliyorsun? Görmediğimi, bilmediğimi yazmadım diyor. Rahmeti, dikkat buyurun. Rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Nereden biliyorsun sen rahmet ilahi tebessüme getirdiğini? Kabirde böyle görünüz var mı? Ben görmedim böyle bir şey. O gördü yazmış. Rahmet ilahi tebessüme getirdiğini yazıyor. Peki, kimler varmış o soru sorarken gir. Bir, Münker Mekir, o melaikeler varmış. İki, hazır ruhlar kimdir? Onlar kendi dertlerindeler. Cennet-i alada olanlar cennet-i alada. Esfelde olan esfelde. O çocuğun derdinde değiller orada. O hazır ruhlar varmış orada. Kim onlar? O velileri ayrıldı. İslam davasıyla alakadar ruhlar. İştirak-ı amal-i uhreviye oluşturan her bir nur talebesinin ruhu. Ortakları, şirketin ortağı. İşte sürpriziniz o. Hasan abi, Hazreti Ömer radıyallahu anh kalkta geldiğinde abi, Hazreti İmam Ali bir şeyde bekliyor abi, cevap verecek diye. Ülker Mekir melekesi celale bir şekilde geliyor. Hazreti Ömer ümmet adaletli bir şekilde yaşamış. Tutmuş omuzundan, daha ümmet imamın karşısına böyle dehşetli bir şekilde gelmeyeceksin. Malum, evet, biliniyor. Kendini medresede zannedip kabir ve dünya iç içe demektir. Hayalen girdim. Hakikaten gireceğim diyor o zamana, o sureten hayalen girdim diyor. O zaman dünya ile kabir iç içe. Kabirde olduğu halde kendini dünyada zannetmesi çocuk. Kabirde olduğu halde kendisini medresede zannetmesi, dünyadayken kabire girmesiyle olmuş. Allah Resulü de ölmeden önce ölünüz diyor. Bak çocuk ölmüş dünyada zannediyor. Allah Resulü dünyadayken de ölünüz diyor. Önceden giriniz diyor. Demek ki dünya ile kabir iç içe, su ile buz gibi. Dünyadayken kabir ile o kadar iç içe aynı havada yaşamış ki ikisi de aynı olmuş. Bunu fark edenler farklı olanlardır. Ölmeden önce ölünüz hadisi buna işaret eder. Dünyadayken kabiri, kabirdeyken dünyayı, ikisini buz ve su gibi, odun ve içindeki nur gibi farkı fark edenler zaten ölmüş demektir. Farkı fark edenler ölmeden önce ölenlerdir. Yani derse gelenler diye değil mi? Lazcası, mülk ve melekut dersini güzelce ne derse gelip işleyenler, ciddi teveccüh edenler, davaya koşanlardır. Ölmeden önce ölenler. Çünkü bir yere ölüyor, bir yerde diriliyor. Ölmeden dirilemezsiniz. Çekirdek çürümeden ağaç olamazsınız. Cemiyette öleceksiniz ki hizmette dirilesiniz. Hizmette ölenler sefaatte ölenlerdir. Hizmette dirilenler sefaatte ölenlerdir. Hizmette ölenler sefaatte dirilenlerdir. Hizmette alakası yok adamın. Cemiyet. Çünkü bu ak ve kara, ortası yok. Bu
şahsi manevi o ruhlar burada çünkü. Var. Buradaki, orada olmayan burada yok, burada olmayan orada olmaz. Orada olmaz. Çünkü seni bırakmaz. Allah. Beden kabir dediniz ya, zaten dünyadaki bir ehli küfür, zaten o kabirin içine hapsolmuş. Ama nurani kesmeden zatlar var ya, o sığır. Ve aynı işte bak. Dünyadaki zaten o ruh bedenin dışına çıkmış zaten. Sevap cihetiyle hiçbir nur talebesi ölmez. Günah cihetiyle ölür. Kesiften çıkar. Senin Rabbin kimdir? Evet, biraz bu bize dokunacak şimdi. Abdülkadir abi. Senin Rabbin kimdir? Bu bize dokunacak. Bakalım. Biraz da dokunsun da böyle. Senin Rabbin kimdir deniyor. İlahın kimdir denmiyor. Öyle diyor ya. Men Rabbuke. Senin Rabbin kimdir? Seni kim veya kimileri sen kimi veya kimileri Rab edindin, o senin Rabbindir. Bu fiili bir hayata soru sormaktır. Allah Celle Celaluhu Rab'tır. Bize rububiyet eder. Hayat bize sormuyor mu? Sen kimlerden medet umuyorsun? Kimlere bel bağladın? Hani Nas suresindeki Rabbin Nas deniyor ya, biz de laikalara uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Laikalara uyuyorsak ne mutlu size, hepimize. Laikalara uyamıyoruz ama kabul ediyoruz. Gene ne mutlu size. Laikaları tevil ediyoruz. Yapmıyoruz, bir de tevil ediyoruz. Veil olsun o kimseye. İlle yap mı denmiyor bak. Nereden söylüyorum? 454 mektubat. Yapamazsa bile ahkamı hak bilmelidir. Mektubat yapamazsa bile. Yapamıyorum. Rezilim birisiyim. Benim yanımda demene gerek yok. İyi değilim. Ama devam. O doğrudur. Risalede ne diyorsa doğrudur. Tevil etme kardeşim. Ya aşin hangi zamandadır? Talut Calut meselesi gibi imtihan. Mehdi'nin ordusunun içindeki imtihan sadakat olacak. Uyuyor musun dusturlara? Öyle ama Risale-i Nur işte tevhiddir tamam. Laikalara uyuyor musun? O senin Rabbin işte. Terbiyen. Seni terbiye eden, seni doğru yola sevk eden, amal ve hatıratını sünnet-i seniyeyle tart işte bu. Yani bir tanesi soru sordu. Kardeşim insanları darlatma. Hem de benim gibi adama diyor. Ben hiç darlatmadım halde. Ne demek abi dedim anlamadım. Muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i senin terazileriyle ben amalimi nasıl tartacağım? Doğru söylüyorsun. Kur'an'ı bilmiyoruz ki hatıratımızı tartalım. Sünnet-i seniyi bilmiyoruz ki. Ha ama ne onu bilen Allah zaten bunu gönderdi sana. Sen muhkemat-ı Kur'aniye'nin mizanlarını bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Sünnet-i seniyenin terazisini de bilmiyorum. Aha mücedditlik işte. Buna vuracaksın amelin itikadını. Ha bu ha şimdi oldu. Yapamıyorsan şunu de. Bir çıkış yolu söylüyorum. Sibop. Vallahi yapamıyorum ama doğrusu budur. Kabul edeceğiz. Ahkamı yapamasa da ahkamı hak bilmelidir. Mektubat 454. Hakperestlik de öyle. Evet, hakperestlik odur. Hayatı rububiyet doğrultusunda olanın medrese ile kabir aynı olur. Bu kanunu ilahidir. Bunun uygulanmış misalini de altta koymuş. Şu. Azaptan kurtulduğu gibi bak fiili uygulanış laikaları Rab edip edilmediğimiz yani biz Rab demek şey rububiyet bizi terbiye eden ve etmeyen bakayım bizi kim terbiye ediyor kafayı şerifimiz mi Ahmet Mehmet mi televizyonlar mı şunlar bunlar mı yoksa laikalar mı bak azaptan kurtulduğu gibi eyleme dönüştürüyor bu manayı mutlak manayı eyleme dönüştürüyor uygulanır hale Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misullü ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de bak ben de Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten şimdi manen cevap verip
Vermiyor muyuz? Hayatın olumsuzluklarına Risale-i Nur'la dayanıyoruz. Kuvve-i manevimiz devam ediyoruz. Namazımız kılıyoruz. Olumsuzluklara, dertlere, dermanlar arıyoruz ya külliyattan. Ha, istikbalde hakikaten şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecek inşallah. Ondan sonra devam ediyor. Şimdi hayatta yaşarken Allah'ın rububiyetine karşı hayata bakışımızı, hayatı yorumlamamız ve yaşantımız Risale-i Nurlardır. Şimdi manen istikbalde hakikaten meyve risalesiyle cevaplanacaktır hayat. Şimdi de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bazı kullarını meleklere gösterip iftihar etmesi. Var ya, hadisi kutside geçiyor. Ey benim, lügatta da görürsünüz, şehvet maddesinde var karnın lügatta. Ey benim için şehvetini terk eden, yani harama sevk etmeyen kullarım, ey kullarım, sen benim bir kısım meleklerim gibisin. Ve Allah'a, Allah onları göstererek meleklerine iftihar eder. İftihar etmesi onların fiillerinden tabirinde aciz olduğumuz Allah'a mahsus bir lezzet-i mukaddesesi vardır. Hayatın tüm içerikleri her daim yaşanıyor. Hazır zaman alemi gaybtan sayılan gelecek hayatın tezahürü edip görülmesinden ibarettir. Hazır zaman, şu zaman geçmiş ve gelecek zamanın bütünlüğü içindedir. Tek yoktur. Onun için hayatımız maziden gelip istikbale gidiyor. Hadiseler ise istikbalden gelip hale uğrayıp maziye dökülüyor. Varlığa ters yaşıyoruz. Hayatın tüm içerikleri her daim yaşanıyor. Hazır zaman alemi gaybtan sayılan gelecek hayatın tezahür edip görülmesinden ibarettir. İstikbaldeki hayatın şimdiki hayatın aynısıdır. Mezarıma hayalen girdim ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk ve dar dedi. Şimdi onu izah ediyor. Mezar ile kabir ayrı şeylerdir. İkisi farklıdır. Mezar giriş kapısı, kabir ise girilen yer, alem ki kabir genişleniyor, nurlanıyor ve hararetleniyor diyor Üstad. Kabir girilen yer. Mezar giriş kapısı. Şu şey, Rab kelimesini yaptınız ya. Evet. Alemlerin Rabbi Allah'tır. Alemlerin Rabbi Allah'tır. Rab demek terbiye manasındadır. Terbiye. Evin mürebbisi, çocuklarına nazaran babadır. Evet. Peygamberler de ümmetinin mürebbisi. Peygamberler de ümmetin mürebbisi, terbiyecisi. Sınıfta öğretmen. Öğretmen talebelerin mürebbisi. Müceddit. Müceddiler de asrın ümmetin. Yaşayan insanların mürebbisi oluyor. Üstad da bu manada asrın müceddidi olma noktasında bu manada terbiye ediyor. Risale-i Nur bu manada mürebbidir. Evet, Risale-i Nur'un terbiyesine giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Evet, yani kulauzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Ervah habiselerden, mevadi şerirelerden, olumsuzluklardan, paniklerden, buhran ve bunalım vesairelerinden kurtuluş için Allah liman söylüyor. Rabbin nas. İnsanların Rabbi, Rab. Melikin nas. Melik, ilah, Rab rububiyetine gireceksin. İlah, onunla itikadını, laikalar, rububiyet. İnvani mevzular, ilahlar. Melikinas, ilahinnas. Melik, ilah, itikad. Rab, laikalar. Melik ise fiiliyatımız, yaşantımız, şeriatlarımız. Buna gir diyor Allah. Şeytanın vesvesesine karşı. Öyle demiyor Nas suresinde. Tamam. Şimdi şurayı da okuş yapıyorum. Kesiyorum.
Burayı okuduk. Heh. Kalbim ve kabrim genişlediler. Nurlandılar, hararetlendiler. Alim ervaha pencereler açıldı. Ben şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten gireceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Bizim bildiğimiz hayal olsa sevinmezdi. Ustad diyor ki şimdi hayalen istikbalde hakikaten gireceğim kabire şimdiden sevindim ve şükrettim. Eğer senin ve benim bildiğim gibi hayal olsa ustad şimdi sevinmez. Hayal değil bu. Bizim hayalimiz değil. O hayal alemi misala pencere açılmış. Alemi misalin kendisi. Bir de okuyorum. İzah bu. Bizim bildiğimiz hayal olsa sevinmezdi ustad. Çünkü nasılsa hayaldır der geçerdi. Rüyada gördüğün, uyandın. Çok güzel şey gördün. Gülmen, sevinmen o kadar. Uyanınca gitti. Ustad diyor ki ayıldım, geldim ve sevindim diyor. Alemler o kadar iç içe girmiş ki ancak derin, ince ve yüksek bir nazar ve hakikat bir nazarla birbirinden tefrik edilebilir. Yani şu dünyada yani bir bardak buzun içinde suyu, H2O'yu, enerjiyi, eseri, madde hayatı, aynı hayatı, akıl cevheri, ruh cevherini, Nur Muhammed'i kim bilir? Fizikçiler şuna kadar bilir esir. Ama Risale-i Nur talebesi ta arkaya kadar geçer. Ama köylü bir vatandaş Risale-i Nur ve fiziği bilmeyen buzun içindeki bu alemleri bilemez. Bir de okuyorum o zaman. Alemler o kadar iç içe girmiş ki şu buz ancak derin, ince, yüksek bir nazar ve hakikat bir nazarlara gözükür, tefrik edilir. Onlar anlar. Bu dünyada bütün alemlerin olduğu. Size bir misal şey yapayım. Hem rahatlatayım. Keseceğim biliyor musunuz? Ezan okundu. Okunuyor. Aynaya baktınız. Neyinizi görürsünüz? Suretinizi. Ayna mı latif bu mu? Ayna suretinizi gözükür. Daha saydam. Ceset kadar saydam, parlak, nurani, ruhu gösteren bir ayna yoktur. Aynaya baktığınız zaman duygular gözükür mü? Hisleriniz gözükür mü? İtikadınız, emelleriniz, arzularınız gözükür mü? Bu ceset o kadar saydam, nur ve nurani ki ruh aksediyor. Zine yapan, içki içen, nurcu, hatta cemiyete çık. Müslüman, kafir. Neredeyse hepten belli oldu. Hatta Süleymancı, tarikatçı, nurcu. Hatta nurcuların içine geç, ehli tahkikçi, enfusçu, afakçı, esmancı vs. belli oluyor. O kadar saydam ceset. Kim anlar bunu? Ancak derin, ince, yüksek bir nazar ve hakikat bir nazarla birbirinden tefrik edebilir. Hayal olsa kalbin genişlenip, nurlanıp, hararetlenir mi? Ustadın dediği hayal, senin bildiğin hayal olsa kalbin genişlenip, nurlanıp, hararetlenir mi? Benimle münazaraya başladılar. Yani amel ve itikat noktasında gelişen ve yaşanan hadisatları yorumlamak demektir. O nüker mekir iki arkadaş benimle münazaraya başladılar. Amellerin ve itikatların seninle sorgulanıyor. Yaptıktan sonra senin vicdan tazip ediyor mu etmiyor? İnsanın dünyada münazaraya ne ile kimle kime karşı yapıyor? Mezar giriş kapısı, kabir berzah aleminin ilk sorgulanma yeri. Melekler güler mi? Orada geçiyor. Melekler hem o melaikeleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kurbir velisini güldürdü. Melekler güler mi? Soru soruyorum. Hem o melekleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. Rahmet ilahi tebessüme getirdi. Demek melekler gülermiş. Demek herkesi bulunduğu konumla alakadar arkadaşlarının ruhları da hazır iken cevap veriyor. Yalnız değilsin orada. İştirak-ı amal-i uhreviye, kıldığın namaz, Kur'an'ın senin ruh hakikatlarındır. Hem hazır ruhları demekle kabirde yalnız hesap yok. İştirak-ı amal-i uhreviye oluşturan ruhlar var. Amellerimiz arkadaş olacak. Cemaatimiz arkadaş olacak. Her birinize ben arkadaş olacağım.
Siz de her birinize bir ana arkadaş olacaksınız. Hepimiz birimiz için. Her birimiz de hepimiz için. Olacağız, böyledir. İnanıyorsanız öyle muamele göreceksiniz. En aynı zenni abdibi. Müsaade edin de 3 satır kaldı. Buradaki yaşantı oranın cevabını oluşturuyor. Men Rabbuke'nin cevabı burada. Dünyanın yetiştirdiği tohumlar diyor şu ağlarda. Dünyanın yetiştirdiği tohumlar. Ve ma dinuke ve ma kitabuke gibi suallerin cevapları burada yaşayarak veriliyor. Orada fiillerimizin, niyetlerimizin ve itikatlarımızın sözlü muhasebesi. O zaman sual burada, cevap burada oluyor zaten. Sen kimleri ilah ve Rab edindin, neleri putlaştırdın? Soru burada soruluyor, cevap da burada veriliyor. Orada ifade edilip, onaylanıp ebede mal oluyor. Birisi haramları yapmamak, birisi de farzları yapmakla cevaplar vermiş oluyorsun. Diğeri de bu münkerdi. O iç alemindeki dua, niyet, nazar, diğeri de enfusi itikat boyutunda kimin için yapıyorsun? Namaz kıldın, tamam. Bu kitabı okudun. O birinci soru. Münker bitirdi. Sen namaz kıldın mı? Münker diyecek ki namaz kıldın. Evet kıldım. Nekir diyecek ki münker çekil. Kıldığın namazı kimin için kıldın? Nekir bunu diyecek. Para verdin, zekat verdin, sadaka verdin. Münker dedi ki zekat verdin mi? Farz. Verdin. Tamam verdim. Benim işim bitti. Nekir diyor ki çekil. Nekir diyor ki kimin için verdin? Şöhret için mi? Tanınmak için mi? Cemaatta söz sahibi olmak için mi? Onun hava atmak için mi verdin? Enfus. Kimlere bel bağlıyorsun? Kimlerden medet umuyordun? Kimlerle beraber kime karşı duruyordun? Münker bunu soracak. Kimlerle beraber, nerede ve kime karşı duruyordun? Münker, farzları, haramları, hastalıkları, musibetlere karşı koymuş olduğumuz mizanlarımızdır. Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanları, hastalıklar, sihatla, fakirlik, zenginlik, soğuk sıcaklarımıza karşı mizanlarımız bu. Nekir de diyecek ki, sen kimle, nerede, kime karşı duruyordun? Kimleri dost edindin? Kimleri düşman edindin? Kimisini Rab, kimisini ilah, kimisini malik edindin? Kimin için yaptın? Bu da nekirlerimiz. Allah'ın rahmeti üzerimiz olsun. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Maddi ve manevi hastalıklarımızı bertaraf eylesin. Amin. Evimize Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un hakim eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Hakka hak bilip hakka yapışanı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zihniyet, itikat, anlayış, feraseti nasip eylesin. Amin. Bizi yalnız, kimsesiz, daha soğuk kabirlere koymasın. Amin. Biz nasıl berabersek kabirde de öyle eylesin inşallah. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, Allah'a iman edenlerin, o imanın Allah katındaki değeri, kıymeti hatırına amin diyenleri ikinci cihanda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Amin. İslam'a ve Kur'an'a, memleketimize çalışan, çalıştıranlara, siyasi liderlerimize, devlet için, millet için, mesleğimiz için, davamız için çalışanlara hayırlı işlerinde muvaffak eylesin. Amin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, namusumuza, davamıza zarar verenleri Allah'ımız ıslah eylesin. Amin. İslahı gayri kabil olanları kar ile helak eylesin. Amin. Ve İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenleri Kur'an'a ve İslam'a hadim eylesin. Amin. Ve muvaffak eylesin. Amin. Ordumuzun kılıcını ayağına değil düşmanına vurdurarak ağlayan alem-i İslam'ı İttihad İslam'la güldürsün. Amin. Vahir de vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.